Bugün konuşurken bir soru sorduğumda siz ilginç bir tabir kullandınız. Evet. Dediniz ki evet, bu operasyon baktığınızda Hizbullah'a bir hasar verdi ama başka bir şeyden bahsettiniz. Evet. O bundan daha önemli demiştiniz. Ona girmek ister misiniz biraz? Evet. Şimdi şöyle, burada aslında şeyi bilmiyoruz, rakamları bilmiyoruz. Yani çağrı cihazı kaç kişinin üstündeydi, patlamada ne kadar kişi yaralandı. Buna ilişkin şu an net rakamlarımız yok. Ama buradaki asıl hasar, işte orada onlar, yüzler ya da binlerce kişinin bir şekilde yaralanması değil. Bence daha çok bu bir işte bunu bir psikolojik harp olarak da görmek lazım. Yani aslında burada İsrail'in şöyle verdiği bir mesaj var. Burada işte bölgeye ve dünyaya da verdiği bir mesaj var. Yani ben işte cebinizdekinden, evinizdekinden, herhangi bir yerden karşınıza çıkabilirim mesajını veriyor. Bunu ben bir psikolojik harp unsuru olarak görüyorum açıkçası. Buna da çok teslim olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradan da böyle, yani işte teknik anlamda da baş edilemez bir tırnak içerisinde bir yaratık var. Ne yaparsanız yapın onu hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Eğer bu duyguya kapılınırsa bu aslında o psikolojik harbin amacının yerine gelmiş olması olur. Bunun farkında olmak lazım ama böyle bir psikolojiye de kapılmamak lazım. Peki biz geçen hafta, daha doğrusu iki haftadır, ilginçtir, biz bu konuyu işliyoruz. Evet. Evet. Unit 8200 birimini işledik. Hı hı. Ki bu saldırının arkasında istihbaratta bütün elektronik ve siber saldırıdan sorumlu olan birim Unit 8200. Yani bütün bilgileri önce o topluyor. Bunu Mossad üzerinden de operasyona çeviriyor. Şey operasyonu da öyle aslında. İlk bahsettiğiniz nükleer tesis yapılan operasyon da o. Biz onu anlattık. Arkasından da buradaki yazılımcıların çoğunun aslında özel sektöre geçip özel sektörde bu tür siber güvenlik veya yazılım konusunda dünyanın önemli şirketlerini kurduklarını söyledik. Yani Unit 8200'de çalışan İsrailli subayların çoğunun aslında dünyada çok önemli yazılım şirketlerinin sahibi olduğunu da bahsettik.